Önemli notlarını ve kodlarını da elbette konuşuyoruz. Yaklaşan seçim öncesinde neler var neler yok onları paylaştık. Tunceli'deki bu girişimi de tepkilerimizi sabah saatleri itibariyle sizlerden gelen yoğun mesajlarla da birlikte değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Tunceli'ye Dersim demek gericiliktir, Cumhuriyet'e ihanettir. Yine Devrim adlı kullanıcı Tunceli Cumhuriyettir mesajımıza destek vermiş. Tunceli'ye Dersim diyenlere Dersim değil Tunceli. Bir zaman önce geçtiğimiz yıllarda TV programında az önce sizlere aktarmıştım. Kamer Genç'in bu çerçevedeki net yanıtını ifade etmiştir. İfade etmiştik. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ben Dersimliyim derse hoca camide o cemaatte nokta nokta diye deyişi sürdürmüş ve bu da onun gibi yapılmış bir harekettir. Yaptığı bölücüktür. Cumhuriyete ve Atatürk'e hakarettir şeklinde etiketimize mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyettir diyoruz. Sıcak gündemimize devam edeceğiz elbette. Yine bir geçen seçim süreci öncesinde bir araya gelmiştik. Sağ olsun bu sabah da bizi kırmadı. Dün valiliğin onayının ardından yine onay kağıdını çıkışta mı almaya gideceksiniz? Evet, çıkışta almaya ne kadar gideceğiz. Güzel. Buradan Tam denk sizi geliyor size. uğurluyor. Tam denk geliyor. Evet. Onun için ayrıca güveninize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Efendim, ediyoruz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Avcı stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz Günaydın, yayınımıza. hoş bulduk. Teşekkür Şimdi ediyorum. tabii seçim sonuçları itibariyle baktığımızda toplumumuzun ekonomik anlamda bir sıkıntısının ortaya çıktığı artık herkes tarafından net dile getiriliyor. İşte bu kesimlerin en önemlilerinden bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar. Uzun süredir de sanıyorum bir seçim öncesinde böyle 2 milyonu 3 milyonu bir araya toplayan hiçbir miting görmemiştik. Çok Evet. temiz, tertemiz, mesajları net olan, talebi net olan bir çizgide bir miting geçtiğimiz Evet. seçim öncesinde yansımıştı. Seçimin hemen arifesinde ve yine bir miting tarihi belirlendi. Hemen ayrıntıları Evet, sizden dinleyelim. sizler de biliyorsunuz ki 17 Mart Maltepe mitingimizden önce de zaten bütün bu mesajlarımızı ulusal kanaldan vermiştik ve aynı bugün de vereceğimiz mesajlarda olduğu gibi insanlarımızı, emek mağdurlarını, tüm emek mağdurlarını sadece ve sadece Türk bayrağı alarak gelmelerini istiyoruz ve Maltepe'de o kadar güzel bir tablo oluştu ki bayraklar havaya dendiği zaman gelincik tarlasına döndü. İşte biz böyle bir Türkiye'yi umut ediyoruz, böyle bir Türkiye'yi özlüyoruz ve de böyle bir Türkiye'nin olması için de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. Bu meyanda sizlere de bize her zaman kapınızı açmanız, bizlerin dertlerini, sorunlarınızı dile getirmemiz için, ekranlarınıza yer verdiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum Ulusal Kanal ailesine. Görevimiz ne demek efendim, şeref duyarız. Şimdi bir süreci bir özetleyelim isterseniz. Mücadele böyle aşama aşama gerçekleşti. Her Tabii sefer ki. bunu yapıyoruz ama bir kez daha, bir Tabii kez daha ki. anlatmakta Yani fayda var. şimdi 8999 yılında çıkarılan 4447 nolu yasayla insanlarımız 1 ile 17 yıl arasında hakları, emeklilik hakları ödelendi. Tabii ki insanlarımız o dönemde deprem biliyorsunuz 17 Ağustos depremi vardı. O dönemlerde insanlarımızın yaralarını sarma çabaları içinde olurken o zamanın siyasileri de tabii ki ülkedeki yaşanan ya da işte IMF'nin dayatmalarıyla ortaya çıkan bu konuyla ilgili bir an önce alelacele bir kanun taslağını işte kanun maddesini meclisten geçirdiler ve o günden bu zamana kadar tam 20 yıl geçti. Ve bu dönemlerde de bizlerin bu mağduriyetlerini zaman zaman sokaklarda işte 3-5 kişiyle başlayan bir mücadele bu zamanlara kadar geldi. 2015 yılında dernekleşme sürecine girdik. Sağ olsun 8-10 tane ilde başlayan birleşme çabalarımız karşılığını buldu. Tabii ki şu anda o derneğimizin kuruluş aşamasında bizlere çok büyük destekleri olan ve halen emekli olup da sürekli yanımızda olan arkadaşlarımız var. Sizin gibi, Tabii ki belirtelim. benim gibi tabii ki emekli olup Siz onu dile da getirmezsiniz ama ben söyleyeyim. evet. Emekli olmanıza Şimdi rağmen bırakmadınız mücadeleyi. bizlerin amacı tabii ki davaya girerken bir sözümüz vardı bizim. Son emeklilikte yaşa takılanlar emekli olana kadar bu davanın içinde olacağız dedik. Ama bir tek bu emeklilikte yaşa takılanların davası değil. Tüm emek mağdurlarının davası. Biz zaten ilerleyen süreçte anlatacağız bunları. Yani 2015 yılında derneğimizi kurduk. Oy birliğiyle Sayın Gönül Boran Özübak'ı başkanlığa getirdik. Sonra 2018 yılında tekrardan bir duraklama sürecine girmiştik o dönemlerde sıkıntılarımızdan dolayı.
2018'de birinci ayın 7'sinde yapmış olduğumuz bir toplantının ardından Gönül Hanım'ın hiç haberi olmuyordu. Başkanla onu tekrar getirdik orada, onu önerdik arkadaşlarımıza. Şaşırdı. Biz normal bir eş dost arasındaki bir toplantı gibi düzenlemiştik. Onun ardından bütün illere indik biz. Dedik ki biz sahaya ineceğiz. İl il, ilçe ilçe, köy köy dedik. Gireceğiz her tarafa. Ve bunu başardık. Orada çok değerli il temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Bununla birlikte organizasyonlarımızı, oradaki toplantılarımızı, yani biz kendimiz koskoca bir miting düzenledik dediğimizde 1000 kişiyi bir araya getiremezken bir baktık ki ilk defa miting düzenleyecek ya da ilk defa bir toplantı düzenleyecek birimiz 10 bin, 15 bin, 20 binlere kadar ulaştı. Yani insanlar mağduriyetlerini anlamaya başladı. Süresi gelen insan bakıyor ki 25 yılı dolmuş, bayanlar 20 yılı doldurmuş. Benim diyor kanunda diyor hakkım bu diyor. Ne zaman ki süre dolduğu zaman aklımıza geliyor. Aslında bunu biz gençlere indirmeye çalışıyoruz şimdi. Gençler, sizler yarın bizim sıkıntılı günlerimizi yaşamamanız için şimdiden bu davaya el atmanız lazım. Bu mitingin anlamı biraz o tabii mu ki, olacak? Hem gençlere yani bunun, sosyal haklarınıza sahip ki, çıkın, belki kıdem tazminatı değil mi? Birçok başlık var hedef alınan, onlara da sahip tabii çıkın. Tabii ki, şimdi bizim davamız bir tek dedik ya emeklilikte yaşa takılanların sorunu değil. Bir sosyal güvenlik sorunu. Sosyal güvenlik sorunu. Bu sosyal güvenlik sorunlarının içinde hepsi var. BES'i var, kıdem tazminatı var, işte staj mağdurları var, taşeronlar var. Yani ne anlarsanız yani bunun içinde emekle ilgili bütün her türlü mağduriyet bizim artık bundan sonra mücadele alanımızın içine giriyor. Zaten federasyon olma yolunda büyük adımlar attık. Öyle mi? Şu anda çok güzel. 20 tane ilde dernek kurulum aşamasına girdik biz. Yani dediğim gibi 2018'de girişimlerimizin sonucunda ilk Edirne'den başlayan mücadelemizin ışığında Bursa ateşi yaktı. Kocaeli, Eskişehir, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, yani Samsun, bunun gibi bütün iller muhteşem kalabalıklara sahne oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir derneğin 185 bin kişiyle Anıtkabir'e girdiğine şahit olduk. Ve 260 bin, 280 bin arasında insanla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde salon toplantısı yaptık. Dikkat çekiyorum. Salon toplantısı yaptık. İçeride 5-6 bin kişi, dışarıda 260 bin kişi. Ve de gelinen noktada en son malumunuz dedik ki hedef 1 milyon. Ama sağ olsun tüm illerden, 65 tane ilden aşağı yukarı insanımız akın akın İstanbul'a geldi. Ama ben burada en büyük teşekkürü de İstanbul halkına etmek istiyorum. Çünkü gerçekten davalarına sahip çıktılar ve 1,5 milyonun üzerinde yani 1 milyon 860 bin civarı insan Maltepe miting meydanına geldi. Ve de o gün yetişemeyenler de oldu. Miting sonunda oraya gelenler de oldu. Yani biz hakikaten bu davada çok iyi bir noktaya getirdik. Bizlerin istediği şu. Biz diyoruz ki bu ülkede tek sorun sevgi dili. Biz halkız. Nasıl ki biz çocuklarımıza yanaşırken sevgi dilini kullanıyorsak, kavga dilini kullanmıyorsak, devletimiz de bize karşı sevgi dilini kullanmalı. Ülkenin sorunu olabilir. Ülkenin ekonomik durumlarında sıkıntı olabilir. Ama bir taraftan baktığınız zaman hem bizim kendimizin halk olarak ekonomik durumlarımız hem sosyal durumlarımız bunun aşamasında bozuluyor. Bugün evine gittiğin zaman asgari ücretle çalışan bir babanın ya da işinden olmuş bir babanın evine girerkenki ruh halini birilerinin anlatması gerekir. Bir çocuğun babasının hasta olup bunu ağlayarak anlatması, eğer bir kanun maddesi varsa, eğer geçen gün de ben Erkan Bey'in programında da söyledim. Eğer o çocuğun mağduriyetini anlatacak, o çocuğun mağduriyetine tamam bu oturdu denecek bir kanun maddesi varsa ben burada bu davadan çekilip gideyim. Ama böyle bir kanun maddesi yok. O nedenle diyoruz ki biz bütün mağduriyetleri bundan sonra kapsam alanımıza aldık. Zaten alıyorduk ama bundan sonra tamamen dillendireceğiz. Bütün mağdur arkadaşlarımızı da derneğimizin çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Şimdi gelinen nokta şu. İlk önce 17 Mart'taki Büyük İstanbul buluşması, Maltepe buluşması. Onun ardından da bu dönemde. Şimdi bize gelen bazı şeyler var. Hani sanal medya üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden. Ya işte seçim zamanı ortaya çıkıyorsunuz. Seçim zamanında ortalıkta yoksunuz. Sizin amacınız ne? O zaman şunu aslında düşünmek gerekiyor. Ne amacınız gerekiyor. Soralım. Bizim amacımız şu. İlk önce şöyle söyleyelim. Seçim zamanında siyasilerin amacı nedir?
Oy toplamak, oy değil almak, mi? Vatandaşı ikna etmek. Siyasi mi? Benim kapıma geliyor, evime geliyor, broşürünü bırakıyor ya da hazırlamış olduğu promosyonu bırakıyor ve anketler düzenliyor. Kapıma kadar gelip hangi partiye oy vereceksiniz, kime işte daha çok başarılı buluyorsunuz, şurada eksiğiniz nedir diye. Onların derdi bu. Benden oy almak, bana projelerini anlatmak, bana beni ikna etmek. İşte benim de burada mağduriyetime çözüm bulacak olan makam yukarısı olduğu için, hükümet, bizi yönetenler olduğu için, işte bizlerin de buradaki en büyük şeyi seçim zamanı ortaya çıkacağız. Taleplerimizi tabii ki o zaman daha fazla dillendireceğiz. Çünkü benim en büyük silahım oyum. Kim benim mağduriyetlerime, sıkıntılarıma çözüm bulma aşamasında aksiyon gösterirse benim teveccühüm de o yönde olacaktır. Yani bunun başka bir açıklaması çok olamaz. Çok doğal bir sonuç olarak karşımıza bu çıkacak. Tabii ki. Bu yeni sosyal anlamda sorun yaşanan bütün konulara yönelmeniz meselesini ben çok önemsedim. Yani evet. Önümüzdeki sürece dair de iyi bir bilinç yerleşmesine neden olacaktır. O konuda daha neler yapılabilir ya da istediğiniz destekler nedir? Oradan devam edelim. Ben önemsedim. Ya şimdi yani tabii onu. Ki bütün bu irili ufaklı tüm bu sosyal konularla ilgilenen dernekleri de bir araya gelmeye, bir işte çalıştaydım diyelim, işte bir komisyon kurup onlarla bütün mağduriyetleri enine konuna tartışıp güzel bir sonuç bildirgesi ortaya koyup bununla birlikte masaya oturalım diye düşünüyoruz. Gönül Başkanımızın zaten bu konuda bir çalışması, bir çabası var. Yönetim olarak da aynı şekilde biz de onun yanında bu konularda kendisine destek veriyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde bunlarla ilgili çok iyi çalışmalarımız olacak. Ama gündemimizde biliyorsunuz ki 26 Mayıs Pazar günü Yeni Kapı mitingimiz var. Dediğimiz gibi çok güzel bir... Şimdi 26 Mayıs'a gidelim o zaman. Günün gündemini, programını, ayrıntılarını dün akşam sizden dinleyelim. Daha önceki Maltepe'ydi, bu sefer evet, Yeni Kapı. Yeni Kapı. Yani İstanbul'un iki gözde miting alanında çiçek tarlasına, gelincik tarlasına döndüreceğiz. Döndüreceğiz, güzel. Sevginin, kardeşliğin hakim olduğu bir alan göreceksiniz. Dediğim gibi sevgi her şeyi çözüyor. Bir tebessüm, bir güler yüz, bir çocuk sizden bir şey talep etse, veremeseniz bile ona tebessüm ettiğiniz zaman o karşılığını almış oluyor. Ya biz de bunu bekliyoruz. Bizi masanın bir kenarına çağırın. Bu mağduriyeti biz kendi kendimize yaşamadık. Bir gece kalktık işte işte mağdur olmuşuz ya kim yaptı acaba demedik. Mağdur eden taraf belli. Ben sigorta sistemine girerken 25 yıl ve 20 yıl üzerinde bayanlarda bir anlaşma imzalamışım. 87'de girmişim, 99'da benim önüme bir kanun çıkıyor. Yok efendim olamaz. 5375 gün benim isteniyor. Yetiyor mu diyorum? Yetiyor. Peki 25 yıl yetiyor mu? Evet yetiyor. Emekli edin. Yok edemiyoruz. Neden? Cevap yok. Öteledik. Yani o 10 sene, 5 sene arasındaki o süreci bize anlatamıyorlar. Eğer ki benim 5375'im yetiyorsa, 25'im yetiyorsa ve bu süreç içinde benim kaybım ne olacak? Devleti yanlış yönetenlerin, atıyorum 99 yılından önceki dönemdeki idare edenlerin, siyasi iktidarların yanlış politikaları yüzünden kıyak emeklilik, erken emeklilik ya da işte farklı harcamalarından dolayı, bütçeyi iyi kullanmamalarından dolayı bizler mağdur edildik. Şimdi bunun bütün bakiyesi bize çıkıyor. Yani biz bunu hak etmedik ve de biz masanın bir tarafında olmak istiyoruz. Bütün bu çözümler açısından. Önemli vurgulardan bir tanesi. Tabii ben işte primi doldurdum, yılı doldurdum ama yaşı beklerken bir de arafta kalınan bir dönem o. Hakikaten en büyük mağduriyetlerden biri. Devlet hastanesine gitsen sana bakmıyor. Evet. Ya ekstra işte dışarıdan genel sağlık sigortasından yararlanamıyorsun. Da yararlanamıyorsun falan. Yetti falan. Halde yani. Bütün her şeyimiz şartları doldurduğumuz halde. Yani. Bu çok büyük bir acılardan bir tanesi. Mutlaka tabii ki. Hadi o saatten sonra iş bulayım desem yaşlısın diye almıyor. Devlet daha yaşlanmadın diye maaş vermiyor evet, falan. Aynı. Böyle bir aralık aldık. Arafta bir tablo yani. Hakikaten ilginç bir yaşanılan süreç. Hakikaten trajik bir konu. Ve çocuklarımıza bırakacağımız da bir miras olamaz galiba böyle değil mi? Biz zaten bunu söylüyoruz hep. Bir çocuğun dedim ya hani babasının kalp hastası oldu. Ben onu hakikaten çok içerledim. Adana'daydı bu arkadaşımız, kardeşimiz. Ben onu gönül başkanının yanına getirdim. Geldi çocuk ıçkıra ıçkıra ağlıyor.
Boğazı düğümlenmiş. Babam hasta diyor, kalp hastası diyor ve diyor ben diyor onun diyor emekli edilmesini istiyorum ama diyor emekli de etmiyorlar diyor. Çalışamıyor diyor. Ama ben de diyor okula gidemiyorum. Okula gitsem aklım babamda kalıyor diyor. E şimdi dediğim gibi yani bu çocuğun bu durumunu nasıl çözeceğiz? Nasıl bir anlamlandıracağız? Nasıl bir bakış açısıyla değerlendireceğiz? Yani işte bizim mücadelemiz yarın böyle çocuklarla karşılaşmayalım. Böyle çocuklar olmasın. Gülen çocuklar olsun, oynayan çocuklar olsun, mutlu gelecekleri olsun. Mutlu bir geleceğe hazırlanan, yani geleceğe daha güvenle bakan bir gençlik istiyoruz biz. Tüm çabamız bu. Bizler emekli olduk. Tamam, eyvallah, olduk. Ama ondan sonrası, bizden sonraki çocukların da bizden daha iyi şartlarda, yani ülkedeki gelir adaletinin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir ortamda geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz biz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Bizim siyasi yönümüz yok. Siyasi bir partiye bağımlı bir tarafımız yok. Ama mücadelenin devamı esnasında insanların siyasi tercihleri de, seçimlerdeki oy tercihleri de oyun da gelişiyor. Değişiyor. Doğru. Kim, çok normal. Kim bu. Bana mağduriyetimle ilgili çözüm aşamasında gelecekse ben de ondan yana teveccühümü kullanacağım. Şimdi bizim 26 Mayıs'taki pazar günkü mitingimizle ilgili siyasi parti ayrımını yapmadan Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza dahil bütün siyasi parti liderlerine davetiyelerimizi gönderiyoruz. Buyurun gelin. Yeni Kapı herkesin miting yapabileceği ve de herkesin olabileceği bir alan. Yani herkesin dileğini, isteğini aykırabileceği bir mekan. Buyursunlar, gelsinler. Hatta gelen bütün işte siyasi parti liderlerimiz olsun, işte belediye başkan adaylarımızın, mesela Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu, onlara da davetiye gönderdik. Gelen başkan adaylarımıza da kısa bir konuşma süresi vereceğiz. Kendilerini ifade etmeleri, bizim mağduriyetimizle ilgili düşüncelerini alma konusunda. Yani hiçbir şekilde bir tarafa karşı dönük değiliz. Genel karşıdan bakıyoruz ve aldığımız ışığa göre biz değerlendirmemizi yapıyoruz. İşte 26'sındaki toplantıyla ilgili de dediğim gibi bizim bir de sloganımız vardı. Onları da alalım, programı da alalım, gün içindeki şimdi, sahne aktiviteleri vesaire. Siyasilerin şimdi, tamamını açıldı, belediye başkan adaylarının tamamını açıldı. Sunum aşamasında davetler gitti değil mi? Tabii ki bütün hepsine bugün Gönül Hanım tarafından gönderiliyor hepsi. İstanbul içindeki olan il başkanlıklarına da tekrar biz kendimiz elden götüreceğiz. Bunun yanında sunumda nasıl olacak? Şimdi başkan yardımcısı olarak geçen mitingi ben sunmuştum. Mesleği kaptınız bizden valla. Çok da güzel de gördüm tabii ya. Ağzınıza her zaman. Şimdi sunumda ben varım. İzmir'den bir arkadaşımız var, Ülkü Sezgin. Geçen mitingi de beraber sunmuştuk. Kendisi de yanımızda olacak. Akış'ta bir sosyal güvenlik uzmanımız konuşma yapacak. Halk oyunlarımız var. Yurdun çeşitli yörelerinden bir potpuri yapacak. Onun yanında işte Gönül Başkanımızın konuşması var. Sloganlarımız dediğimiz gibi onlar atılacak. Kendimize özgü sloganlarımız. Ve de zaten bir sloganımız vardı, onu siz de biliyorsunuz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa diyorduk. Geçen gün bu sloganın çıktığı yer İzmir. Sevgili Mehdi Bıkmaz dostumuz da İzmir'deki dernek toplantısındaydı. Arkadaşlarımız attırdı sloganı. Dedim ya, o anda benim aklıma bir şey geldi. Buna dedim bir şey eklemek lazım dedim. Arkadaşımız attı. Ondan sonra ben dedim ki arkadaşlar ben buna bir ekleme yapacağım dedim. Nasıl dedim olacağını dedim. Bir göreceğiz dedim. Ben aynen şöyle yaptım. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa. Ve bu hakikaten çok beğenildi. İşte bu mitingimizde de atılacak. Çünkü hakikaten bize adil olunmadığını düşünüyoruz. Adaletli davranılmadığını düşünüyoruz. Çünkü ortada gasp edilen bir hakkımız var. Yıllarımız var. Çocuklarımızın gelecekleri var. Doğru. Biz geleceklerimizi kazanmak için, kaybetmemek için mücadele veriyoruz. Ama 26 Mayıs'ta gerçekten bütün Türkiye'den bütün mağdurları bekliyoruz. İnşallah onlarla birlikte yine Türkiye'de gündem olacağız. Bir sivil toplum kuruluşunun gerçekten bu kadar büyük kalabalıkları getirmesi bence dünyada bir ilk diye düşünüyorum ben. Türkiye'de zaten bunun benzeri yok yani. Bir derneğin özellikle bu kadar büyük bir kalabalığa ulaşması. Yani demek ki iyi şeyler yaptık. İnsanların mağduriyetlerini iyi dillendirdik ama ne kadar dinletebildiysek
Ama dinletme yolunda da hakikaten büyük çaba gösteriyoruz. İnşallah bunun semeresini göreceğiz hep beraber. Yani böyle 2000'li yıllarda falan hakikaten 3-4 kişi anca vardı bu mücadelede. Evet. Ben zor konuk bulurdum falan hatta hani bu tabii meseleleri konuşmak için. Hakikaten evet, geldiği boyut itibariyle çok önemli. Ama çizdiğiniz vizyon ben daha önemsedim. Yani önümüzdeki sürece dair evet, bir sosyal devlet olgusunun argümanlarını topyekün ele almak. Taşeron evet, sistemiyle, genç işsizlik, istihdam, bütün bu verilerle çok daha farklı bir boyuta evirmenizi çok daha önemserdim. Çünkü siz de girişteki ifadenizde tespit ettiniz. Bir sosyal devleti ortadan kaldırmak istediler. İşte bu IMF politikaları vesaireyle. İşte SGK'yı, hastaneyi, devlet tabii, baba tabii, tabii, kavramını değil mi? Yani bütün bunları yok etmek istediler. Ve onun şimdi, üzerinden önemli evet, bir çalışma yürüyor. Şimdi derneğimizin açılımını EYT derneği olarak yazıyordu. Ben dedim ki EYT-SYD'de dedim. Çünkü doğru, bizim için en önemli tarafı orasıydı. EYT tamam, emeklilikte yaşa takılanlar. Ama SYD'de. Yani emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği. İşte bizim sosyal devlette olması gereken şeyleri biz kendi derneğimizin çatısı altında birleştiriyoruz. Bir tek biz mağduriyeti hallettik. Emeklilikte yaşa takılanlar bitti. Gidiyoruz yani. Yok. Sosyal yardımlaşma tarafı bizim için asıl en büyük, en dikkat edilmesi gereken tarafı. Önümüzdeki rota bu. Diyorsunuz. Tabii ki, çünkü bizim içimizde. Örnek veriyorum. Biz Kemalpaşa'da bir arkadaşımızın bahçesinde tanışma toplantısı yaptık. Oturduk. Aileler geldi. Çok güzel bir ortam. Gönül Başkanı da davet ettiler. Beni de davet ettiler. Gittik. Orada aynen şöyle bir durum oldu. Bir telefon geldi. Bir görme özürlü arkadaşımızın bastonunun logar kapağına takılıp kırıldığını ve de hakikaten mağduriyetinden dolayı onu alamadığını söylediler. Ve çok sıkıntı yaşadığını. Daha zaten arkadaşımız orada o telefonun konuşmasını bize aktarmadan o para toplandı orada. Ve kendisine ulaştırıldı. Arkadaşlarımız hem faturasını hem aldıkları bastonu bize görüntüsünü atıp arkadaşımıza verdi. Ne kadar güzel bir davranış. İşte sosyal yardımlaşma tarafı bu. Evinde ekmeği yoksa, aşı pişmiyorsa, çocuğuna giyecek almadıysa, ne sıkıntısı varsa bütün emeklilikte yaşa takılanlar ailesi olarak işte bu sosyal yardımlaşma olgusu düşüncesiyle biz o arkadaşlarımızın yardımına koşacağız. Bu anladığım kadarıyla yarın öbür gün bir hukuksal dayanışmaları falan da değil mi? Yani tabii ki, sorunlu olanın kapısını çalıp hukuki danışmanlık alabilecek. Genel işte yani sosyal yardımlaşma dediğiniz zaman sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz gerçekten haklı olduğumuz bütün konularda biz sosyal yardımlaşmaya dayanışmayı ortaya koyacağız. Bütün arkadaşlarımızın yardımında olacağız. Tabii ki biz oluruz olmayız ama bu yapı, bu dinamikler yerine oturduktan sonra zaten gelen aynı şekilde devam ettirecek bunu. Sosyal medyada çok etkilisiniz. Daha da dijital platformda büyüme planları var mı? Stratejiler arasında onları da soralım. Şimdi bizim... Ya anlık böyle fikirleri paylaşma ve aynı zamanda sorunları çözebilecek tabii, mekanizmalar. Şimdi şöyle, bizde Twitter grubumuz var. Bunun da işte başında olan arkadaşlarımız var. Edirne'den Funda Öncü, İstanbul'dan Levent Atacan. Tabii illerde de var böyle arkadaşlarımız, aktif olan arkadaşlarımız. Onların işte haftada 3 gün, 2 gün böyle oluşturdukları derneğimizin faaliyetleriyle ilgili. Mesela bugün işte bir şey var, miting var. Mitingle ilgili bir tak oluşturuluyor. İşte siyasetin bize dönüşlerine karşılık hemen anında bir tak oluşturuluyor ve orada demokratik bir şekilde oylanarak hangi tak kazandıysa onun üzerine tweetler atılıyor. Bunun yanında YouTube sayfamız hayata geçti. Arkadaşlarımız güzel bir sayfa hazırladı. Şimdi arkadaşlarımız hep oraya üye olmaya davet ediyoruz. Üye sayısını arttırdıkça tabii ki bütün bilgiler tek. Biliyorsunuz ki bu hani sanal medyada YouTube'da üzerinde bizim davamız büyüdü. Bu büyümenin içinde gerçekten akıl almaz yani yakıştırmalar mı diyeyim. Çok normal ama çok, yani genişledikçe tabii, bu bazen büyüyoruz. Böyle, bizden de tabii yani, ki bizim üzerimizden prim kazanmak isteyen, işte bundan çok, para çok kazanan normal, insanlar doğru, var. Yanımızdayken farklı işte programı yaparken farklı konuşan arkadaşlar çıkıyor. Ama bu gayet normal dediğiniz gibi. Yani hayatın içinde şeyler, olan şeyler. Olur şeyler ama bizde, çatı sağlam oturursa tabii, orada. İşte biz de bunlara hepsi meydan vermemek için diyoruz ki bizimle ilgili, EYT ile ilgili, mağduriyetlerle ilgili tüm sorunları bizim YouTube sayfamızda bulacaksınız.
tek elden. Birinci elden tabii ki arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Bununla ilgili en sonunda zaten bir açıklama yapacak arkadaşlar ve zaten bayağı bir üye sayısı olmaya başladı YouTube kanalımızda da. İnşallah bütün doğru haberleri bizden alacak arkadaşlarımız. Yaptıklarımız... Artık beni konu çağırırsınız bir program. Seve seve ne demek size her zaman. Ediyorum. Ulusal kanaldaki arkadaşlarımız hakikaten çok değerli hepsi. Sağ olun. Hukuki sürece ilişkin de özel bir çalışma ve araştırmalar sürüyor diye en son konuşmuştuk. Onda bir gelişme oldu mu? Hukuki şimdi, süreç açısından yapılabilirlik. Bizler zaten daha önce bununla ilgili Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi'dir, işte Anayasa Mahkemesi'dir. Bunlarla ilgili girişimler oldu. Zamanında Sayın Abdullah Gül bu kanun çıktığı zaman bunun hani durdurulması, kaldırılmasıyla ilgili zaten bir Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bunun ardından işte bireysel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidenler oldu. Daha sonradan işte bizim bir kısım arkadaşlarımız da bu konuda girişimlerde bulunmuştu ama onlarla ilgili en son bir hani netice alınmadı. Yani bir şeyimiz yok onunla ilgili. Ama tabii ki ilerleyen, bu yeni dönemde biraz daha ilerleyen süreçte yani. Tabii ki çatının daha da sağlam bir yapıya oturmasıyla birlikte bununla ilgili tabii ki yapılabilir ne varsa biz üzerine gitmeye kararlıyız. Çünkü hakikaten mağduriyeti biz yaşıyoruz. Bu kimse konuda de. Fikri olanlar varsa da ulaşsınlar o zaman. Tabii ki, tabii ki. Bizler zaten hepsine açığız. Yani bize bütün tekliflerini, önerilerini ben yazıyorum zaten hep. Arkadaşlar gelin. Ne varsa fikrinizi söyleyin. 10 tane konuşursunuz. Onun 2 tanesi bize yarıyorsa ben onu alırım. 8 tanesini görmem. Neden görmem? Hani ya niye konuşuyor bu demem. Çünkü hepimiz ayrı düşünce yapısına sahip olabiliriz. Ayrı kültürlerden gelmiş olabiliriz. Ama sorunlarımız aynı. Onlarla ilgili daha böyle pratikte düşünceler oluşabilir. Onları biz alacağız. Bunları değerlendireceğiz. İnşallah yani bu demokratik ortamda da yapımızın içinde bunları yerleştireceğiz yerli yerine ve başarıya ulaşacağımızı umut ediyorum. Elinizdeki notlar ve 26 Mayıs'ın çağrısını da tekrar. Şimdi tabii ki elimizdeki notlarda ne vardı? Zaten şeyi söyledik 07 Ocak 2018 unuttum, ilk toplantı. Unuttuğum vardı. Ondan sonra 23 Mart dedik 2018'de evet. Derneğimizin açılışında işte siyasilerin gelmesi, il başkanlarının yani bayağı bir kalabalık bir toplulukla birlikte. 2 Aralık 2018'de Bursa var. Ondan öncesinde Edirne var demiştim işte tarihini yazmadım buraya. 3 Şubat'ta Adana'yı yapmıştık. Ondan sonra 10 Şubat'ta Ankara, Nazım Hikmet. 17 Mart'ta Maltepe. 13 Ocak zaten İzmir demiştik. Ondan sonra 17 Mart Martepe ve şimdi de geldik ülkenin gündeminde gözlem mekanı Yenikapı'ya geldik. Güzel. İşte burada bir tek siyaset değil bir de dedik ki emek platformu toplansın. Yani sosyal güvenlik üzerine sosyal hayatta mağduriyet yaşayan tüm kesimler burada toplansın. Biz burada haykıralım. Sloganlarımızı burada söyleyelim. İsteklerimizi, taleplerimizi burada aykıralım. Bu nedenle bütün emek mağdurlarını, siyasilerimiz başta olmak üzere hepsini Yenikapı'ya davet ediyoruz. Pazar günü saat 12'de başlayacak programımız ve mutlaka orada olsunlar. Yani bizi muhatap alsınlar. Biz siyasilerimizden bunu istiyoruz. Yani bizi muhatap alın. Bizim masanın bir kere karşısına alın, konuşalım. Bizi bizden dinleyin diyoruz. Şimdi 6,5 milyon olarak açıklanmıştı. Hatırlarsınız. Gündeme oturdu. Kısa bir dönem sonra o bilginin Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış aktarıldığını söylediler. Kendisi de bunu söyledi. Doğru. Şimdi en son Çalışma Bakanımız bir rakam açıkladı. 1.300.000. 5.200.000 nerede? Doğru. Mesele bu kadar basit aslında. Tabii ki. Ya burada bir kaynak maynak meseleleri falan da yani yok ekonomik kriz bunca israf değil, tablosunu ki. Hatırlatarak buna yanıt veriyorsunuz o paylaşımdan. Bir de görüyorum. Şunu ben anlayamıyorum. Ben belki biraz daha rahat konuşuyorum hani bu konularda. Emekliyim ben nasıl? Ben emekliyim ama o değil. Şimdi şu var. Yok yürekliliğinizi biliyor ki net tespit. Ya diyor gelin diyor. Siz de diyor gelin diyor masanın şeyine diyor görüşelim diyor bir siyasi parti genel başkan yardımcımız, grup başkan vekilimiz kendisiyle Ankara'da görüştük. Hazırlıklarınızı yapın. Kaç kişi var? Ne kadar maliyeti var? Ben aynen bu şekilde dedim. Sayın Başkan dedim. Bu mağduriyeti kendi kendimize yaşamadık.
Kendi isteğimizle de yaşamadık. Sayıdan da yani, rakamdan da siz sorumlusunuz. Sayıyı, tabii. Rakamı ben niye araştırayım? Tabii, doğru. Yani onun için dedim, bunu dedim bize kim yaşattı? Devlet yaşattı. Yaşatan kim? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şeyi yok mu bunun yetkilileri? Bunların rakamını bize verebilir. Biz başvurduk, rakamları alamadık. Rakam vermediler. E şimdi ben mağdurum, sayımı bilmiyorum. Ama bizim kendi yaptığımız çalışmalar neticesinde aşağı yukarı bu rakamlar ortaya çıkıyor. Hmm. 1 milyon, 1,5 milyona yakın arasında böyle bir şey. Bunlar da peyderpey emekli olacak olan insanlar. Hani bir anda hemen tamam yasa çıktı hepsi birden değil. Yani zamanı olanlar var. Daha bir yılı bekleyen. Tabii ki daha 25 yılı da doldurmamışlar var. Doğru. Bizim amacımız bu. Bu bizim hakkımız mı? Hakkımız. İşte ekonomik durum böyleymiş. Yok. Ya bütün melanetler bizim üzerimizde. Deprem oldu, işte darbe oldu, onun yanında kar yağdı, çamur oldu bilmem. Bunların hepsi bizim zamanımızda, hep bize denk geldi. Ama bakıyorum, hiç kendi lükslerinden ödün vermiyorlar. Hani belki biz buna da katlanırdık ama bunu gördüğümüz için de isyanımız... Tabii ki katlanırız tabii ki. Ya bu ülkede... Ne olacak yani, ülke, değil mi? Memleket için Kurtuluş yapılır Savaşı'nı bu işler atlatmış. Ama mesele o değil yani, doğru. Kurtuluş Savaşı'nı atlatmış. O dönemin kahramanlarının torunlarıyız bizler. Bugün Allah muhafaza hiçbir şekilde hani böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Hani yaşadığımızı varsayalım. Yine oraya gidecek olan bizleriz. Yine koşacak olan bizleriz. Yani bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz yine buradayız. Bu vatanın evlatlarıyız biz. Hiçbir zaman dediğiniz gibi biz kendi hakkımızı düşünerek vatanın önceliklerini geri plana atmayız. Yeter ki biz ona inanalım. Biz onu görelim ama biz onu göremiyoruz. Bütün mağduriyetleri yaşayanlar ülkenin en alt kademesinde yaşayan bizleriz. Biz bu ülkenin mozaiğiyiz. Demir döküm işçisiyiz. Mobilyacısıyız. İnşaatçısıyız. Plastik sektöründeyiz. Her yerdeyiz. Doktoruyuz. Hemşiresiyiz. Her şeyiz biz. Yani bu ülkenin biziyiz ya, biziyiz biz. Bizi görmezden gelemezsiniz. Bizim sorunlarımızı yok sayamazsınız. Bizim sorunlarımızı yok sayarsanız işte siyaseten de sıkıntı yaşarsınız. Ben bu sıkıntıları yaşayıp da kimse kusura bakmasın kalkıp o sıkıntıyı yaşatan iktidara oy vermem. Beni göreceksin. Benim mağduriyetimi gidereceksin. El birliği de hep birlikte yapacağız. Doğru. Çok teşekkür ederim. Sonlara doğru geliyoruz. Bir imece çağrımız var. Ulusal kanalı değerli konuklarımızdan da dinliyoruz. Neden ulusal kanal diye size sorayım. Biz de 24 saatlik dilim içindeyiz. Evet. Sizin için ulusal kanal neden önemli? Onu paylaşalım. Şimdi bizim için neden önemli? Bizler bu davaya girdiğimizden beri en büyük desteği işin doğrusu ulusal kanaldan gördük. Ben defalarca buraya çıktım. Sayın Başkanımız, diğer arkadaşlarımız, farklı bir ortamda sevgili Mehmet Akkaya'nın, sevgili Çetin Ünsal'ın arkadaşımızın, dostumuzun bizlere burayı açması, sizin Erkan Bey'in. Yani ulusal kanalda bir aile olduk biz yani işin doğrusu. Dışarıda da mesela programlar yaptık. İşte kültür merkezlerinde canlı yayınlarımız oldu. Yani bizim davamıza sahip çıkan, bizim davamızı dile getiren ve de işte mitingimiz olsun, toplantılarımız olsun o dönemlerde buyurun kendinizi anlatın, ifade edin, algımıza kendinizi duyurun, istediklerinizi, taleplerinizi duyurun dedi. O nedenle ulusal kanal önemli bu konuda. Çünkü şu anda biliyorsunuz diğer kanallarda pek böyle mağduriyetlerle ilgili yayınlara yer verilmiyor. Şimdi baktığınız zaman, o çerçeveden baktığınız zaman ülkede her şey güllük gülistanlık. Biz orada sıkıntılı durumdayız. Sorun olan biziz. Ama buradan baktığınız zaman işte pencere çok önemli. Güneşe bakacağın pencere çok önemli. Çünkü arka taraftan bakarsan güneşi göremezsin. Doğru yerden bakmak lazım. Doğru yerde olmak lazım. Bizler de işte bu konuda ulusal kanalın çok önemli yer teşkil ettiğini ve inşallah bu sıkıntılarını da bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diyoruz. Yine çıkışta sizi valilikten izin kağıdını almaya uğurlayacağız. Onun tabii ayrıca mutluluğunu bana İnşallah. Yaşattığınız tabii için teşekkür tabii, ederim. Ne demek, her İyi zaman. Mitingler herkese bizden kocaman. Çok teşekkür ederim. Sizleri de davet ediyoruz. Bütün ekibinizle birlikte inşallah yayınlar olmadığı takdirde. Şeref duyarız. Ne demek.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Avcı stüdyomuzdaydı. Tıpkı geçtiğimiz yerel seçim öncesinde olduğu gibi yine hem alınan izni ve iznin sonrasında da mitinge ilişkin ayrıntıları EYT sürecisi ama benim için daha önemsediğim geleceğe dair ortaya koyduğu hedeflerle özel yayınlardan bir tanesini imza attık Sayın Avcı'yla. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür birlikte ediyorum. Veda edeceğiz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla ben de hep vedamı ediyorum. Siz de bir emekçisiniz. Sevgili Caner Karaman kamera ve Jimişpin arkasında işte reji ekibimiz Ali Şırvan ve Burcu'muz yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşımız Burak Dıvarcı ile birlikte hazırladık ve Emel Yılmaz da yönetti. Mustafa Avcı ile birlikte de bir üzücü haberi de paylaşarak vedamızı yapıyoruz. Kanalımızın yönetim kurulu başkanı Sayın Adnan Türkan'ın çok değerli, çok sevdiğimiz babası, gerçekten bizim gönlümüzün, yüreğimizin yansımalarından bir tanesi. Bir Anadolu insanı ve o yüreklilikle vatana, millete, memlekete bağlılığı ve Adnan Türkan gibi de bir ismi bize kazandıran Cafer Türkan babamızı kaybettik. Bir kaza vesilesiyle. Bugün son yolculuğuna uğurlayacağız Cafer Türkan'ı. Ben değerli Adnan kardeşime, dostuma, arkadaşıma, Türkan ailesine ve gerçekten Ulusal Kanal ailesine ve bu camiaya en derin üzüntülerimi ileterek acımızı hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli Adnan Türkan'a ve Türkan ailesine özellikle de yayınımızı da bu üzücü notla tamamlamak durumunda kaldık. Yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.